Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum mini videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden ipimden ve tığımdan bahsedeyim size. Alize Diva, yani şöyle ince bir ip kullanacağız modelimiz için. Tığım da 1.70 mm'lik bir tığ ya da elinize yatkın bir tığ da kullanabilirsiniz. Evet, modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet, öncelikle zincir çekmekle başlıyorum. Şöyle ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde zincirimi çekiyorum. Ben şimdi modeli anlatabilmek için bir miktar zincir çekeceğim. Siz ne yapacaksanız tabii ki zincirinizi ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet, modeli anlatabilmek için bana bu kadar zincir yeterli. Şimdi tığımın başına aldım. Şöyle 1, 2, 3, 4. zincirimin içine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığımın başına aldım. Sıradaki zincirimin içine battım. İkili trabzan yaptım. Yine şöyle sıradaki zincirimin içine battım. İkili trabzan yaptım. İlk sıramız trabzandan oluşuyor. Model 15 ve katlar olarak ayarlayabilirsiniz modeli. Ben şimdi iki model üzerinden anlatım yapacağım size. Evet, ben geri kalan trabzanlarımı kamera arkasına yapıp geliyorum. Evet, ben şöyle trabzanlarımı çıkardım. Dediğim gibi 15 ve katlar olarak. Burada şu anda 31 tane trabzanım var. Bir tane de fazladan trabzan ilave ettim. Şimdi şöyle dönüyorum. Bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde sık iğneden oluşacak. Trabzanlarımızın üzerine bir sıra sık iğne devam edeceğiz. Ondan sonra modelimizi kuracağız. Evet, ben trabzan sık iğnelerimi tamamlayıp geliyorum. Bir sıra trabzanımı yaptım. Üzerine de bir sıra sık iğne geçtim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Modeli çevirdim. Tığımın başına alıyorum. Bakın şu ilk sık iğneye değil de ikinci sık iğneye batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 olacak şekilde bir trabzan yaptım. Bir kez doladım. 3 sefer de çektim. Şöyle bir zincir çektim. Tığımın başına 3 kez doladım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. trabzanıma batıyorum. 1, 2, 3, 4 seferde çektim. Trabzanımı oluşturdum. Şöyle ipimi birazcık uzatıyorum. Tığımın başına aldım. Buradan 1, 2, 3, 4 ve 5. Hepsini birlikte topluyoruz ve kapatıyoruz. Bu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başına tekrar 1, 2, 3 kez doladım. Yine aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4 seferde çektim. İpimi biraz uzatıyorum. Tığımın başına aldım. Yine 1, 2, 3, 4 ve 5. Hepsini birlikte topladım, kapattım. Bir tane de zincir çektik.
Tığımın başına tekrar 3 kez doluyorum. Yine aynı yere 1, 2, 3, 4 seferde çektim. İpimi biraz uzattım. Tığımın başına aldım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hepsini birlikte şöyle topluyorum. Kapattım. Bir de zincir çekiyoruz. Tekrar 3 kez doladım. Yine aynı işlem. Bu işlemi 5 kez yapacağız. Dördüncüyü yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hepsini birlikte topladım. Şöyle kapattık. Bir de zincir çektik. 3 kez doladım. Tekrar aynı yere. 1, 2, 3, 4. Bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı. İpi uzattım. Tığımın başına aldım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hepsini birlikte şöyle çektim. Topladım. Bir zincir çekiyoruz. Bakın 5 tane yaptık. Tığımın başına bir kez doladım. Buradan şimdi sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 7.ye batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 olacak şekilde bir trabzan yaptık burada. Arasında 2 zincir olacak. Yine bir kez doladım. Aynı yere önce 1, sonra 2, sonra 2 olacak şekilde şöyle bir V harfi yaptık. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi 1, 2, 3 kez yine doladım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 7.ye battık. 1, 2, 3, 4 seferde çektim. İpimi uzatıyorum. Tığımın başına aldım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle hepsini birlikte çektim. Kapattım. Bir de zincir çektik. 1, 2, 3 kez yine doladım. Aynı yere 1, 2, 3, 4 seferde çektim. İpimi uzattım. Tığımın başına aldım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı işlem. Bu işlemi 5 kez tekrar edeceğiz. Evet, ben şimdi burayı tamamlayıp geliyorum. Devam ediyoruz. Bakın ben şöyle yine 5 kez aynı işlemi tekrar ettim. Burada fıstığımı kapattıktan sonra bir tane de zincirimi çektim. Tığımın başına alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sık iğneme batıyorum yine. Önce 1, sonra 2, sonra 2 olacak şekilde buraya bir trabzan yapıyoruz. Arada 2 zincir, tığımın başına aldım. Bakın şöyle hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Yine aynı işlem. Önce 1, sonra 2, sonra 2 olacak şekilde kenar kısmını tamamladık. Bakın modelimizin ilk sırasını bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Modelimi çevirdim. Tığımın başına alıyorum. Bakın şuraya batıyoruz. Yine önce 1, sonra 2, sonra 2 olacak şekilde kenar kısmımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın burada 5 tane fıstığımız var. İkinci ile üçüncünün arasına, yani şuraya batıyoruz. Sık iğne ile buraya battık. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın şu uzatmalarda burada 5 zincir çektim. Buradan şu kısma geçebilmek için de 4 tane zincir çektim. Yine sık iğne yardımıyla geçtik buraya.
1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığımın başına alıyorum. Bu sefer şu V'nin içine batıyoruz. Önce 1, sonra 2, sonra 2 olacak şekilde trabzanımızı yaptık. 2 zincir çektim. Tığımın başına aldım. Tekrar aynı yere bir kez daha. Önce 1, sonra 2, sonra 2 olacak şekilde yine V harfi yaptık. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın yine ikinci ile üçüncünün arasına, yani şu kısma battık. Burayı kapattık. 1 2 3 4 zincir çektim. Şu araya batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Tığımın başına aldım. Buradaki V'nin içine batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 zincir, tekrar aynı işlem. Böylelikle bu sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi 1 2 3 4 zincirimi çektim. Modelimi çevirdim. Tığımın başına 3 kere doluyorum. Buradaki V'nin içine batıyorum. 1 2 şöyle 3, şöyle de 4 kez. De 4 seferde çektim. İpimi uzattım. Tığımın başına aldım. Buradan yine 1 2 3 4 ve 5. Kenar için yarım model kuruyoruz burada. Yine kapattım. 1 zincir, 1 2 3 kez doladım aynı yere. 1 2 3 ve 4. Tekrar aynı işlem. Hepsini birlikte şöyle kapatıyorum. 1 zincir çekiyorum. Tekrar bir kez daha. Dediğim gibi kenar kısım olduğu için burası. Şimdi modeli kaydırıyoruz. Kenara da yarım model düşüyor. Evet, kenar kısmımızı bu şekilde tamamladık. Tığımın başına alıyorum. Bakın buradaki zincirimin içine batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 olacak şeklinde trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Tığımın başına aldım. Aynı yere yine önce 1, sonra 2, sonra 2 olacak şekilde tekrardan şöyle bir V harfi oluşturduk. 1 zincir çektim. Tığımın başına 3 kez yine doladım. Bakın buradaki V'nin içine geçiyorum. 1 2 3 4 seferde çektim. Şimdi bakın kenarlara yarım geliyor model. Bu ortada tam olacak şu anda modelimiz. İpimi uzattım. Yine aynı işlem. Bir zincir, tekrar 3 kez doladım. Evet, ben şimdi burayı tamamlayıp geliyorum. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın burada 3 tane üçlü model kurmuştuk kenar olduğu için. Burada da aynı işlemi yaptık. Şimdi tığımın başına 3 kere doluyorum. Şöyle yine aynı yere batarak kenara, şöyle kenarın düzgün olabilmesi için trabzan yaptık. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın şuraya batıyorum. Sık iğne yardımıyla. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığımın başına bir kez aldım. Buradaki V'nin içine battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 olacak şekilde trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Yine aynı işlem. Bir, iki, üç, dört, beş zincirimi çektim. Tekrar ikinci ile üçüncünün ara kısmına şöyle sık iğne yardımıyla geçiş yaptık. Bir, iki,
3 4 zincir çektim. Tekrar aynı işlem burada da. Burada yine 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Şu kenar kısma batıyoruz ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet, şimdi bundan sonra yine model tekrarı olacak. Ben şurayı nasıl yapacağınızı da göstereyim size. Daha sonra modeli büyük bir parçada denemiştim. Onu göstereceğim size. Şöyle 1 2 3 4 5 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Tığımın başına alıyorum. Bakın tekrar buradaki zincirin içine batıyorum. Şöyle önce 1, sonra 2, sonra 2 olacak şekilde bu kenar kısmımızı yine yaptık. Bir zincir çektik. 3 kez dolayıp buradaki V'nin içine geçiyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet, diğer sıramızın kurulumu da bu şekilde. Yani şu sıranın tekrarı olacak. Daha fazla dediğim gibi devam etmeme gerek yok. Kamera arkasında denemiş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelimiz çok şık bir model. Bu renkte de ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle arka kısmını da göstereyim size. Dilerseniz hafif bir ütü basabilirsiniz bu modele. Çünkü genelde bu tip ipler ütü kaldırıyor. Ben ütü basmadım ama dediğim gibi ütüleyebilirsiniz. Şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Evet, bu modelden yine yazlık yeleklerinizde kullanabilirsiniz. Yazlık bluzlarınızda kullanabilirsiniz. Şal yapımında kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz çok şık, yapımı da gayet kolay bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.